Alakasız bir şey sorabilir miyim? Tabii canım. Emek sineması yıkılmadan restore edilebiliyor muydu? Teknik olarak. Güzel soru bence. Güzel soru. Şimdi şöyle tersten gidelim. Şimdi olan benim kendimi hoyratça bulduğum o merdiveni söküp binanın başka bir yerine takarım fikri şu anda orada yapılan şey. Bildiğim kadarıyla. Çok doğru. Biz bunu sökeriz. Yine o binanın, o kılıfın içinde bir başka noktaya tekrar kurarız. Teknik olarak kabul edilebilir bir şey. Mimarlık tarihine baktığımızda mesela San Marco Meydanı, herkesin gidip bayıldığı San Marco Meydanı yanılmıyorsam 9 kere filan orası burası değişiyor, o oluyor, bu oluyor. Dolayısıyla o şey tabusu bir kere bence mimarlık dünyasından baktığınızda rahatlıkla tartışılabilir ve geçersiz bir şey. Yani binalara pekala çeşitli müdahaleler yapılabilir. Tarih boyunca hayran olduğunuz pek çok binaya da yapılmıştır. Sahicilik olduğu sürece bence hepsi yapılabilir. Emeğe gelirsek şu anda yapılan o. Yani bir açıdan baktığımızda önemli olan o sinemanın salonu ve onun bütün o boyutu, ayrıntıları, aydınlar. Yani doğma büyüme buralardan bir adam olduğum için çocukluğumdan beri onun o böyle altıgen, sekizgen gibi sarkıt şeklindeki lambalarını falan çok iyi bilirim. Bütün bu bileşenleriyle o mekan sadece sinema salonu yeniden kuruluyorsa laf aramızda tartışılmayabilir. Ama onun o daracık sokağında sinemaya girmeden önce milletin birbirini beklediği, ayaküstü sigara içeni, sigara içtiği, daha yolun ucundan arkadaşınız gelirken sevinmeniz, hareket etmeniz, o sinema salonunda sinema izlemek artık çok ayrı bir şey. Bilmem kaçıncı kata yürüyen merdivende zız zız diye robot gibi çıkıp girdikten sonra onu bulmak çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bütün bunlar bir arada nitelikli çözülebilir miydi? Bu dediğim sokaktaki o insani davranışlar bir yapının bütününe yayılarak yeniden yeni heyecanlar yaratılabilir miydi? Mimar olarak laf aramızda ben bu işe soyulabilirim mesela.